Herkese merhaba. Bugünkü konum dekordan da anlaşılacağı üzere Star Wars. Evet biliyorsunuz Aralık ayında şu anda 2020 yılına yeni girdik. Aralık ayının son günlerinde Star Wars serisinin son filmi The Last Jedi, The Rise of Skywalker galiba. Bakarım birazdan notlarda. Sinemada gösterimlere girdi. Şimdi sinemada gösterime girince bu Star Wars'la ilgili bizim çocukluğumuzdan beri süre gelen bir kafa karışıklıkları var. Onunla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, geçen gün bir arkadaş toplantısında da konuşuyorduk. Star Wars'un hangi bölümü önce çekildi? Kimini önce seyredeceğiz? Hangisini sonra seyredeceğiz? Gibi bir takım kafa karışıklıkları var. Şimdi kabaca Star Wars'un nasıl kurgulandığını dilim döndüğünce, bilgim yettiğince anlatmak istiyorum. Fakat bundan önce kesinlikle belirtmek istediğim bir konu var. Ben böyle çok derin bir Star Wars bilgisi olan bir hayran, bir fan değilim. Eminim ki bu videoyu seyreden seyretmeyen pek çok Star Wars hayranı, Star Wars fanı var. Onların bilgisi mutlaka daha fazladır. Ben dilim döndüğünce tekrar ediyorum, bilgim yettiğince bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi Star Wars serisinin ilk filmi 1977 yılında e, A New Hope, Yeni Bir Ümit ismiyle çekildi ve vizyona girdi. Bu bölümün adı Episode 4. Yani bölüm 4. Yanlış anlamadınız. Evet, filmin seri bu seri filmin ilk bölümünün adı Bölüm 4. Yani bu bir hikaye ise ve bugünkü anlamda 8 ayrı bölüme ayrılmışsa hikayemizin birinci çekilen filmi dördüncü bölüm. Dördüncü bölüm 1977'de çekiliyor, vizyona giriyor. Tabii çok ses getiren, o güne kadar kimsenin sinemada görmediği epik bir hikaye. Hikayenin arka planı çok karışık, çok derin. Çünkü içinde felsefe var, klasik romanlara ya da klasik eserlere atıflar var. Efendim işte periler, cinler gibi epik şiirsel e, motiflere atıflar var eski din kitaplarına atıflar var. Ve tüm bunların üzerine de tabii ki hikaye yazanların, filme çekenlerin yorumları var. Ondan sonra hikayenin ikinci filmi çekiliyor. 1980 yılında The Empire Strikes Back. Back. Bu da 5. bölüm. Yani episod 5. Ondan sonra film devam ediyor. Daha az ara verip 1983 yılında The Return of the Jedi ismiyle 3. filmi çekiyorlar. Bu da episode 6. Bundan sonra uzunca bir ara veriliyor. Star Wars hikayesi hepimizin aklında bu üç filmle ve bu hikayenin daha doğrusu bu büyük hikayenin sadece bu kadarlık kısmıyla, orta kısmıyla aklımızda yerini alıyor. Daha sonra yıl 1999'a kadar yani 83'ten 99'a kadar 16 yıl bekliyoruz. The Phantom Menace isimli hikayemizin birinci bölümü ama dört numaralı filmimiz orta geliyor. Ve episode 1, episode 1, bölüm bir The Phantom Menace yani gizli tehlike. Bundan 3 yıl sonra 2002 yılında Attack of the Clones, klon saldırısı veya klon savaşları bölümüyle ikinci bölüm ve ne oluyor? Beşinci filmimiz geliyor. Ondan sonra 2005 yılında Revenge of the Sith yani Sith'in intikamı ismiyle serinin 3 numaralı bölüm 3 yani Episode 3 fakat 6. filmimiz çekiliyor. Ondan sonra yine uzun bir ara veriliyor. Bu arada tabi birazdan anlatmaya çalışacağım. 2015 yılında The Force Awakens, Güç Uyanıyor isimli serinin 7 numaralı ve 7. bölümü oluyor. Hem 7. bölüm hem de 7 numaralı filmi geliyor. Ondan sonra da en son geçtiğimiz Aralık ayında vizyona giren 2019 yapımı The Last Jedi, The Rise of Skywalker galiba bir de uzun ismi var. Bu da vizyona giriyor. Şimdi buraya kadar hepsi iyi. Problem şu, niye bütün bu karışıklıklar var? George Lucas, Lucas filmin e, kurucusu, sahibi zamanında George Lucas'a soruyorlar. Niçin böyle bir şey yaptınız? O da diyor ki benim hayalimdeki hikaye o kadar epik, o kadar e, sürreal, o kadar e, bizim bildiğimiz evren mantığının dışında mekanlar, olaylar gerektiriyordu ki bunları o günkü yani 30-40 yıl önceki sinema teknolojisiyle canlandırmam ve izleyicinin gözünün önüne sermem mümkün değildi. O yüzden hikayenin ortasından girdim. Tabi bu bir pazarlama taktiğimi. Hala bunu bilmiyoruz. Hikayenin ortasından girdim. Ondan sonra teknoloji el verdiği ilk etapta da hikayenin baş tarafını çektim. Sonrasında da hikayenin sonunu izliyoruz şimdi. Dolayısıyla şu anda elimizde 8 adet Star Wars Episod olarak yani 8 bölümlük 8 tane uzun metrajlı sinema filmi var. Hatta elimde benim Star Wars sevdiğim için bu ilk 6 bölümün olduğu Complete Saga ismiyle yayınlanmış bir Blu-ray koleksiyonu gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi elimde var. Sonra çıkan 2 film Star Wars adında çıkan 2 film şu anda elimde yok. Fakat arada neler oldu? Arada şöyle bir şey oldu. Yanılmıyorsam tüm bu filmlerin ee, daha doğrusu Star Wars hikayesinin The Saga'nın 2011 yılına kadar telif hakları George Lucas'ın elindeydi. 2011'den sonra tüm bu hakları e, Disney'e devredince iş biraz karıştı. Ondan sonrasında inanın ben de tam olarak bilmiyorum. Star Wars tam olarak bilmiyorum ama internetten araştırdığım ve anladığım kadarıyla Star Wars'un e, koyu fanatikleriyle bizim gibi soft Star Wars seyircileri arasında bir takım e, bir anlaşmazlık demeyeyim de birbirlerini anlamama durumu doğunca e, fanatikler şöyle bir açıklama yaptı. Dediler ki Star Wars'un bu 8 film ve arada birkaç tane daha film var biliyorsunuz. Bir Star Wars hikayesi de Rogue One var. E, efendim e söyleyeyim klon savaşlarının yapıldığı bir animasyon film var. Tüm bunlar hikayenin özüyle çelişmeden, çelişmeyen yani film bir bölümünde birisi ölüyorsa başka bir bölümde bu tekrar canlanmıyor. Yani şimdi hikaye geriye dönüp bakmak başka bir şey ama adamı tekrar canlandırıp eline kılıcı vermek başka bir şey. Eğer bunlar canlanmıyorsa biz buna klasik kanon diyoruz diyor fanatikler. Eğer canlanıyorsa veya başka bir, ol, bir olmuş bir olay olmamış gibi olmamış bir olay olmuş gibi gösteriliyorsa biz buna kanon dışı diyoruz. Zaten olaya böyle bir ayrım getirdikten sonra İşi anlamak daha kolay oluyor. Benim gibi bu işten az anlayanlar şöyle bir şey yapıyor. Diyorum ki ben 8 tane film çekmiş. Hadi 2 tane de film daha görmüştüm. Dediğim gibi The Rogue One ve bir tane daha var şu an adı aklıma gelmiyor. Bunlarla beraber aşağı yukarı 10 film var. Ama bu Star Wars adı altında çıkmış yüzlerce çizgi roman serisi, yüzlerce çizgi dizi, ondan sonra baya uzun metraj romanlar. Uzun metrajlı deneme filmleri gibi pek çok e, basılmış, yayınlanmış Star Wars konulu eser var. Ayrıca önümde de gördüğünüz gibi Star Wars'ta e, Star Wars konusuyla birlikte Star Warsların yayınlarıyla birlikte ortaya çıkmış yüz binlerce değişik materyal var. Bunun içinde kupalardan tutun da işte şapkalara. Onun dışında gördüğünüz gibi mesela bu iki figürden bir tanesi Lego tarafından yapılmış Kylo Ren figürü, bir tanesi orijinal figür Darth Vader figürü. Bunları da size göstermek istiyorum. Bunun gibi binlerce üretici, oyuncak üretici, örneğin Lego gibi dev üreticilerle birlikte e, ortak projeler yapılmış ışın kılıçları, oyuncaklar çıkarılmış gerçekten devasa bir pazar oluşturulmuş. Tabii bütün bunların içinde işte, yalnız şunun sesini duymanızı istiyorum. Evet. Bunun sesini de duyduk. Bunun dışında tabii bunlar çocuklar için yapılmış oyuncaklar, bir de fanlar için yapılmış, büyük insanlar için yapılmış, tanesi 500 dolara, 1000 dolara alıcı bulan gerçek filmlerde o filmde kullanılan ışın kılıçlarına çok yakın ışın kılıçları gibi pek çok detay üretilmiş, satılmış. Bu işin kısmı, bu işin ticari kısmı. Star Wars dev bir hikaye, hatta epik bir hikaye, muhteşem bir film dizisi. Müthiş bir pazar yaratmış, devasa bir ticari proje. Bunlar hepsi çok güzel. Fakat işin arkasında bana sorarsanız ve tabii bütün fanatiklerin de söylediği gibi bir e, epik destansı hikaye var. Bu hikayenin içinde de e, her yetişkin insanın sorduğuna inandığımız asli bir soru vardır ya. Ben niye doğdum? Bu dünyada ne yapıyorum? Gibi hakikati aramak üzerine sorularda bu filmde sorulmuş. Ve iyilikle kötülüğün bitmeyen kavgası ve nasıl girift iç içe olduğu evrendeki dualite bu filmde oldukça derin işlenmiş. Tüm bunları anlatmak isterdim ama inanın o kadar derin bir bilgim yok. Şu ana kadar anlattıklarımın dışında esasında bir şey unuttum şimdi notlarıma bakınca. Bu 8 film demin de dediğim gibi kanon sayılan klasik film, klasik kesim. Üç jenerasyon, bir ailenin üç jenerasyonu anlatıyor esasında. Eğer kanon dışına çıkarsanız fanatiklerin dediği gibi 35 bin yıllık bir zaman dilimini anlatan yüzlerce binlerce hikayeden bahsediliyor. Şimdi burada kim kimdir'e gelirsek ana karakterimiz film ortadan başlıyor demiştik ya hikaye. Luke Skywalker. Luke Skywalker'ın bir ikiz kız kardeşi var. Prenses Leia. Prenses Leia'nın da bir sevgilisi var. Bu sevgilisi de biliyorsunuz yıldızlar arası en büyük kaçakçı Han Solo. Zaten çok da havalı bir karakter. Şimdi Luke'la Leia'nın annesi babası bir üst jenerasyona çıkarsak Anakin Skywalker'la Prenses Amigdala. Anakin Skywalker dediğiniz karakter kim? Sonradan kötülüğe yenik düşen Darth Vader. Yani Luke'un babası Darth Vader. Peki sonra bir alt jenerasyona gelirsek Prenses Leia'yla Han Solo'nun bir çocukları oluyor adı da Ben. Ben de karanlık tarafa yenik düşüyor ve adı Kai Loren oluyor. Şimdi bütün bu hikayede tabi dikkat çeken nedir? İyilikle kötülük birbirinden ayrılmaz. iç içedir ama her zaman iyiler kazanır. Tabi bizim de umudumuz bu yönde. Umarız ki her yanda tüm evrende evrenin dört bir köşesinde iyilik her zaman kazansın. İnsanlar aradıkları bütün soruların cevaplarını bulsunlar. Efendim sabrınız için teşekkür ederim. Lütfen videoyu sonuna kadar seyretmeyi, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa bu arada yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.